Selamünaleyküm herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok iyiyim Allah'a şükür. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün benim de çok sevdiğim, aşık olduğum Seyder abinin daha evine geldik. Onunla birlikte bugün bir iftar yemeği yapacağız. Sağ olsun, hani bayağıdır aklımızdaydı, hani bir türlü çıkalım diyorduk, sizler de çok soruyordunuz. Nasip bugüneymiş, Ramazan'ın son gününeymiş. Çıktık bugün birlikte güzelce ne. Şimdi bir yemek hazırlayacağız burada. Birlikte güzel bir yemek yapacağız. Birlikte iftarımızı yapacağız. Videoyu tabii bugün atar mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimal yarın bayramın birinci günü atarım arkadaşlar. Hayırlısı neyse, bakalım şimdi içeriye geçelim, bir Seyder abimizi bir bakalım ne yapıyor. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam Mustafa. Ay benim abim benim be. Hoş geldin hele. Hoş bulduk abi. Tabii beraber geldik de yine de kapıdan hoş geldin. Abi Allah razı olsun, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür, sen nasılsın? İyi vallahi abi ya. Sonunda evimize gelebildik ya. Sonunda daha evine gelebildik Mustafa. Vay be. Cümleten herkese selamünaleyküm. Ben de selam vereyim. Siz de yorumlarda çok yazdınız Mustafa'yla beraber daha evi iftar yemeği gelsin diye. Bugün çıktık. Nasip olursa burada iftarımızı yapacağız. İftardan sonra köyümüze ineceğiz. Soba yaktık, biraz hava sıcak ama yine de dışarıda rüzgar var. Rüzgar olduğu için içeride suyumuzu kaynatalım diye, bulaşığımızı yapalım, yemeğimizi de koyalım diye sobamızı yaktık. Ama kendimiz dışarıda duralım, olmazsa. Sıcak mı oldu abi lan? Vallahi sıcak oldu. Abi pencereleri de mis gibi yapmışsın. Aynen Mustafa, senden sonra pencereleri yaptım işte. Hem deneyeyim dedim, suva nasıl oluyor. Bayağı bir çatladı da biraz daha saman koy dediler. Samanı biraz az olmuş dediler. Tabi şey, bizim kayaların arası bayağı açık ya şurada. Açık çok olunca oralar çatlıyor. Çok kalın oluyor herhalde. Ama yine fena sayılmaz. Dökülmüyor. Ya abi ya da sıcak ya biraz. Neyse, yapacak bir şey yok. Yemeğin yavaşça, yemeği bir hazırlayayım, malzemelerimi doğrayan. Evet, yemeğe başlayalım. Yavaşça, vakitte oluyor herhalde. Saate bakalım. Saate bak bakın abi. Saat 5.43. 5.43. 6, 7, abi 2 saat var zaten, anca pişer yemekleri ya. 2,5 saate, 2 aynen. Saat 15-20 dakika var. İyi abi ya. Anca hazırlarız herhalde. Evet arkadaşlar, akşama güveç türlü yapacağız. Malzemelerimiz neler hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane küçük boy patates. 3-4 tane domates. Ortalama hemen bakalım biberlerimize de. Şöyle küçük boylardan 8-10 tane biber. 4 tane patlıcan, 1 tane kabak, 2 tane de soğan arkadaşlar. Sarımsak almayı unutmuşuz. Sarımsak da olsaydı güzel olurdu. Hemen şimdi malzemelerimizi doğrayalım. Yavaşça güvecimizi, malzemelerimizi hazırlayıp güveci bir türlü vuralım. Seydel abiye hiç güveç yedirmemiştim. O yüzden ona şöyle güzel bir güveç yapayım da iftarda midesi bayram etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben arkadaşlar... Soğanlardan başlayayım. Koyayım, çıkarayım. Ve yanına da arkadaşlar pirinç pilavı yapacağız. Pirinç pilavının tarifinde hemen bunları hazırladıktan sonra onu yaparken onu da vereceğim. Abi de dışarıda ateş yakıyor. Abi, ocaklık için güveci götür de bir ayarla istersen. Bir tane de kap böbreği arkadaşlar, kap böbreği. Ben çok severim. O yüzden o yemekleri de zaten kullanıyorum hep ya. Nerede güveç? Abi güveç orada. Güveci hemen al. Tamam. Onun yerini güzelce ayarla abi.
Abi güveç orada dursun. Ben malzemeleri getireceğim oraya zaten. Sana da eziyet oluyor ama. Ne demek ya, ne demek? Oha! Ay aslan vay. Kimse yok Mustafa. Gelen yok mu abi? Yok yok, gelen giden yok. Biberlerimiz arkadaşlar, ben iri doğruyorum. Çünkü güveçte zaten iyicene bunlar kaybolacak, eriyecek. Aslında arkadaşlar güveç yemeklerinde malzemelerini toplu bir şekilde de vurabilirsiniz. Hani bastırma şekli deniyor ona. Hani böyle altına patlıcanını, kapağını, kabağını, üstüne biberini, domatesini, en son soğanını ekleyip üstünü yağ ekleyip direkt güveci kapatıp o şekilde de yapabilirsiniz. Lakin hani ben güveççi o kadar uzun bir süre tutmayacağım. Hani fırında daha çok tercih ediliyor bu. Ateşte yapacağım için önce direkt malzemelerimizi kavurup sırasıyla, kavurma sırasına göre ondan sonra yapacağım. Biberimizi bolcana doğradık. İki tane de domates doğrayalım. Domatesin kalanını da salataya kullanalım. Şöyle ufak salata yaparız. Yemek yapmayı Seytel abiye de öğreteceğim. En son burada bensiz şey yedi. Göbek mantarı yedi arkadaşlar. O videoyu izlediğimde böyle içim gitti. Baktım nasıl da güzelce ekmek banıyor böyle. Görmeniz lazım. Şunları da şeye kullanalım abi ya. Salataya. Tamam Mustafa. Yeter. Nasıl tamam. İstersen. Abi sana zahmet. Şef sensin. Bana eziyet. Şunun suyunu bir dökelim bakayım be. Dökelim abi. Dökelim paşam. Dökelim. Bu değil arkadaşlar. İyi oluyor böyle ya. Birinin yardım etmesi. Buyur abi. Buyurun. Ol abi. Böyle şuraya boğum. Ne yapalım sen burada? İyice tarif et bakayım ya. Abi şu an türlü yapıyorum. Güveç türlü. Malzemelerimizi güzelce biberimizi, soğanımızı, domatesimizi doğradık. Şimdi patlıcanlarımızı doğrayacağız. Ardından kabağımızı, en son patatesimizi. Bunları abi güzelce suda bekleteceğiz. Patlıcanları biraz tuzlu suda bekleteceğim. Acısı gitsin diye. Bunları kuşbaşı doğrayacağız. Acı olaydı, ben acı seviyorum. Abi acı atacağız. Merak etme. Sonrasında güzelce pişirme sırasına göre de malzemelerimizi pişirip atacağız. Aslında abi yemek yapmasında hiç çok kolay ya. Sen de öğrenebilirsin. Abi güveci yaparım ben zaten. Ya güveç değil işte bak. Tek güveç olmaz. Pilav yapmasını öğreneceksin. Ne bileyim sulu yemek yapmasını öğreneceksin. Aslında abi bak işin matematiğini biliyor musun? Şuradaki soğan, biber, domates var ya. Çoğu sulu yemeğin ana malzemesidir. Üzerine ne koyarsan olur. Patates koyalım mesela bunun üstüne. Patates tane olur. Ne bileyim taze fasulye koyalım. Taze fasulye olur. Yani mantık çok basit aslında. Hani yemek konusunda uğraştıran en çok şeydir. Mezedir veya zeytinyağlılardır. Onların yapımları biraz uğraştırıcı, farklı. Ama ana yemek de çok basittir yani. Aa, ben sen olmasan iki yumurta kırarım. Menemen. Devam et. Yapacak bir şey yok. Bak abi, menemenin bile ana malzemesi bu soğan, biber, domates. Tamam mantık işte. Mantık hep aynı. Onun üstüne atıyorum kuru fasulyeyi haşlarsın. Kuru fasulyeyi de... Abi güveç kuru fasulye yapayım sana bir ara ya. Sana yediremedim ondan. Yap dedi mi? Ben de sana kuzu göbeği kavurmasını yediremedim. Burada yedim ya. Boğazımdan hiç geçmedi böyle. Belli gördüm bir abi. Bir tavayı tek başıma yedim. Hiç zor yani biraz. Dur abi hatırladın. Oruçta oruyor azıcık. Acıktım biliyor musun? Battıcanı bile şu an yiyebilirim. Abi nasıldı peki göbeğin tadı? Anlatsana biraz. Tadını anlatsana abi ne olur. Güzeldi. Nasıl güzeldi abi? Neye benziyordu tadı? Anlat bana, tarif et. Tadını tarif et bana. Ya göbeğin tadı et gibi Mustafa. Et gibi mi? Ete benziyor böyle. Ete benziyor.
Nasıl ete benziyor abi? Kuzu etine mi? Havar etine mi? Bir ortaya karışık gibi düşün. Böyle hayal et. Hadi git abi kuzu göbeğe vur gel ya. Yok ki bu sene çıkmadı. Erkenden kurudu. İyi abi ya toprak çok kuru ya. Cenab-ı Allah'ın rahmetin bereketini esirgemesin. Ya haydi yoruldu. Doğuracağım. Ben mi? Gelin doğra ya. Ah bir daha bir var ya. Doğramasını falan bilsen de bütün malzemeleri de sana doğratsam. Ben tarif etsem başında. Oo, sen ne yapacaksın o zaman Mustafa? Ne güzel olur biliyor musun? Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı tuzla ısladım. Soğanımız, biberimiz, domatesimiz hazır. Patatesimiz hazır. Tam türlü olması için arkadaşlar taze fasulye de gerekiyordu aslında ama taze fasulyemiz yok. Elimizdeki malzemeler bunlar. Şimdi güvecimizi yakalım. Evet Seydar abim güvecin yerini hazırlamış. Anam. Abi şuranın kışı yazı başka oluyor ya. Güvecin yerine bakalım. Oo. Güvecimizin yeri hazır. Seydar abi malzemeleri getirir misin? Arkadaşlar böyle yardımcınızın olması çok güzel bir şey. Abi. Abi geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi ben ateşimizi yakayım hemen. Malzemelerimizi pişirmeye başlayalım. Arkadaşlar ortalama 3 yemek kaşığı kadar yağımızı koyduk. Şimdi hemen soğanımızı koyalım önce. Arkadaşlar soğanlarımız bu şekilde hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sonrasında biberlerimizi ekleyeceğiz. Onun için şu kamerayı bir koyayım. Evet arkadaşlar biberlerimizi de ekledik. Biraz da biberlerle dönecek. Evet arkadaşlar biberlerimiz de hafif eridi. Şimdi domateslerimizi de dökelim. Domateslerimizi de biraz döndürdükten sonra direkt salçamızı ekleyelim.
Sonrasında patatesimizi atacağız. Biraz daha döndüreceğiz. Şimdi salçamızı ekleyelim. Salçamızı aşağı yukarı arkadaşlar hop, 2 yemek kaşığı kadar, dolu dolu ama 3 yemek kaşığı da yapabilirsiniz bu miktara göre. Salça zaten ev salçası olduğu için fazla kavurmaya gerek yok arkadaşlar onu. Hemen patateslerimizi atalım. Biraz patateslerimiz de dönsün. Hatta ben şöyle kamerayı hızlı çekimi bırakayım. Ya zemilerim yavaş yavaş atayım. Arkadaşlar güveç için 1 litre su döktüm. Ortalama 2 çay kaşığı kadar tuz ve 4 çay kaşığı pul biber attım. Biz acılı seviyoruz. Şimdi bunu bu şekilde kapatacağım ve pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Şimdi gidip hemen pilavımızı yapalım. Evet arkadaşlar, pilavı da vurdum. Pilavın ayrıntıları anlatacaktım. Pilavı başka bir videoda değineceğim arkadaşlar. Çünkü iftara az bir vakit kaldı. Yetişmesi lazım. Salata falan yapacağım daha. O yüzden çekim yapamıyorum. Hemen pilav suyunu verdikten sonra salatamı da yapayım. Sonra iftarımızı açacağız Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar, pilavımızın artık suyunu daha su vereceğim. Evet arkadaşlar, Seyder abi de güvece bakıyordu. Bakalım güveç nasıl? Oo! Gayet de güzel. Maşallah. Bir kamyonda yemek olmuş bu da. Artık bu iftara kadar pişecek arkadaşlar. Geç bakalım Mustafa. Ezan okunmuştur Azar abi. Birkaç dakika bekledik. Ezanı bekledik. Normal saatinden 2 dakika fazla bekledik. Çünkü ezan sesi gelmiyor buraya. Rabbim, senin rızkınla orucumuzu tuttuk. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. Amin. İnşallah bu aylara, bu günlere tekrar gelmek nasip olur. Amin. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Evsiz kimseyi bırakmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şükür ya Rabbim.
Allah'a şükürler olsun. Doldurayım mı bardaklar sonra? Dursun ağzına kalmıyor. Sürtlü kar biliyor musun? Yemeği yemeyiz fazla. Ne olacak? Artık bir burada müftü açmak da varmış bir abi. Bismillahirrahmanirrahim. Sonuç abi yemek güzel mi? Güzel olmuş de. Eline sağlık. Güzel olmuş. Allah razı olsun abi. Konuşamıyorum da pilavın da güzel olmuş. Ya abi gibi kalan yemek var. Şükürler Rabbim diyorum. Gözüme can geldi ya. Arada düşüyordu Mustafa sen. Burnum iyi değildi abi. Özellikle çıkarken. Bir ara yol hiç bitmeyecek sanırım. 1,5 saatte çıktı herhalde. Sıcak olunca. Öyle sıcak iyi oldu ya. Tabii kuzu göbeğinin yerini tutmadı ama olsun abi. Ya sana yedireceğim mi? Olmadı bu senin. Nasip devam. Mustafa ne yapalım? Yani. Nasıl güzel olmuş. Mantar yeriz artık. Yaylada yaz mantarı toplarız abi. Yağarsa. İnşallah. Onun da zamanı geçiyor. Hı? Geçiyorum. Bir iki hafta yağmazsa zamanım geçer. Evet, yemek bölümünü noktalayayım. Yemeğimize devam edelim. Evet arkadaşlar, bu kadar yemek yeter. Karnımızı doyuralım artık. Rabbim kimseyi açlıkta bırakmasın arkadaşlar. Gerçekten açlık hani zor bir şey. Yani özellikle benim için çok zor.
Yani ben şükrediyorum halime. En ufak ekmeği bulduğumuza bile şükrediyoruz. Cenab-ı Allah'ım olmayanlara da versin. Neyse artık bu kalan tabakları bir süpürelim biz. Amin. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Seyda abiden Allah razı olsun. Bizi bugün davet etti evine. Hani kendi evim de sayılır aslında. Benim de evim sayılır ama olsun. Mustafa benim ev değil ki burası. Bizim evimiz. Evimiz. Bizim evimiz. Güzel yine. Sen 3-4 aydır buradasın zaten. Sen misafir misin? Yo estağfurullah abi, misafir olsaydım yemek kapmazdım ki zaten. Sana yaptırıyordum. Güzel yine yemeğimizi yedik. Rabbim olmayanlara da versin. Amin. Artık yavaştan veda etme zamanı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.